Evet arkadaşlar. Reading Australia's Underground Homes. Evet, Avustralya'nın yeraltı evleri hakkında okuyoruz. Vocabulary Preview. Evet, bir yani kelime hazinesi ön çalışması gibi duruyor. Normalde o niyetle yapılmış ama biz daha çok kelimeleri ben paragrafta size verdikten sonra bunları ne yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakmanızı tavsiye ediyorum bir öğretmen olarak. Bizim çünkü çalışma sistemimiz bu şekilde ama dileyen tabii bunu tekstleri daha önce yapar. Sonradan paragrafa geçer. Bir oraya gider gelirsiniz. Kafanıza göre takılın arkadaşlar. Fakat paragraftaki kelimelere hakim olduktan sonra bunu yapmak bana göre şu an bizim açımızdan çok daha pratik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, Opal dedik. Ne dedik arkadaşlar? Opal mavi bir taştı değil mi? Ne diyordu burada? A kind of blue, beautiful blue stone. Evet, bir tür mavi çok güzel bir ney? Taş dedi. E ile kapadı. Dig. Buraya arkadaşlar we yani verb'ün v'sini yazmış. Kazmak yani fiil anlamında demiş. N olsaydı, ne olsaydı ne olacaktı? İsim olacaktı. Dig, kazmak. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Dig, kazmak. Bakıyoruz. Verb, dig, kazmak. Verb, dig, kazmak arkadaşlar. Bakıyoruz. Burada nerede var arkadaşlar? Verb, dig, kazmak. To make a hole in the ground. Yerde to make a hole. Bir delik açmak. Evet, to make a hole. Bir delik açmak. Yapmak değil de açmak diye çevirirsiniz. In the ground. Yerde bir delik açmak. Dig, kazmak işte. Special. Special nedir arkadaşlar? Biraz özeldir değil mi? Özel yani. Özel demek. O zaman arkadaşlar burada özel olarak different, farklılığı vermiş olabilir. Different diyoruz. Şimdi difficult oluyor arkadaşlar. Zor anlamında. Onunla bunu karıştırıyorlar. Hayır, different, farklı, tamam mı? Different, farklı arkadaşlar demek. Difficult ise zor demek. Different, farklı demek. Special, different. Okay. Underground, yer altı. Underground, yer altı. Underground, yer altı. Evet. Şimdi underground, yer altında arkadaşlar. Bakıyoruz. Yer altı derken. Evet. Below the ground. Evet. Yerin aşağısı diye söylüyor şimdi burada aslında biraz. Şimdi below arkadaşlar, under altı demek hemen. Below da aşağıları demek. Mesela bir arazide, bir yolun aşağısındaki ormanlıktan bahsederken veya bir nehirden, river'dan bahsederken there is a river diyeceksiniz. Below the way, below the path. Patika yolunun aşağısında bir nehir var demek oluyor. Yani below biraz daha mesafe olarak aşağıda kalıyor. Yani böyle mekan şey olarak hemen bir nesnenin hemen aşağı altı değil de. Veya duvarda da mesela arada mesafe var. Çiçeğin altında saat var. Below diyebilirsiniz. Hemen under olmuyor ya. Below daha güzel gidiyor otur yerlere. Evet. Located. Located, yerleştirilmiş, yerleşik anlamında arkadaşlar. Bakıyoruz, nerede geçiyor? Located, bakıyoruz, the place where something is. Evet, bir şeyin bulunduğu yer diyor. Bir şeyin bulunduğu yer, located dedik değil mi arkadaşlar? Located, bir şeyin bulunduğu yer. Evet arkadaşlar, şimdi bu tek esli olduğu için çöl oluyor. Tamam, tek esli olduğu için çöl oluyor. Double esli olsaydı o zaman tatlı olurdu. Okunuşu da farklı olurdu. Şimdi tek esli olduğu için devenin D'si ile okuyoruz. Desert. Tamam mı arkadaşlar? Desert. Deve. Desert. Ama bu tatlı anlamındaki S olsaydı o zaman dessert. Tatlı anlamına gelirdi o zaman. Ama tek esli olduğu için aklınıza bulunsun. Burayı D diye okuyun. Çöl anlamında burayı D diyeceksiniz. Tatlı anlamında buraya D diyeceksiniz. Okey. Ona dikkat edin. Bunu not alın. Bunu birçok bilen insan bile karıştırır arkadaşlar. Ve karışır da yani. Şey değil. Çok böyle bu tür muhabbetlerle alakanız yoksa yani böyle karışır. Ama not alın. Ben şimdi sizden uyarıyorum ben sizleri. Evet. Devenin D'si. Çünkü çöl bu. Tek esli. Desert diye okuyoruz. Evet. Desert arkadaşlar bakıyoruz. Nerede desert? A hot, dry, sandy place. A hot, dry, sandy place. Evet arkadaşlar, sıcak, kuru, kumlu bir yermiş. Sandy place. Evet. Air conditioner. Nedir air conditioner? Arkadaşlar, air conditioner
Bakalım. A kind of machine that makes cold air. Evet. Bir tür makine, soğuk hava yapan bir tür makine. Nasıl bir makine? Soğuk hava yapan. Nasıl anlatıyoruz onu? Bakın. A kind of machine that makes cold air. Evet, soğuk hava yapan makine. Air conditioner. Confused. Evet arkadaşlar. Confused neydi? Kafası karışmıştı değil mi arkadaşlar? Confused. Kafası karışmıştı. Şimdi bakıyoruz nerede o kafası karışık? Not able to understand something. Evet. Bir şeyi net bir şeyi anlayamama hali. Not able to understand something. Bir şeyi anlayamama hali diye diyoruz. Evet. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki alıştırmaya da bakalım. Use the above words. Bu yukarıdaki şimdi bu below'un above oluyor. Yani mesafe olarak biraz yukarıda ya. Above words complete the sentence. Evet. Yukarıdaki kelimeleri kullanarak ne yapın diyor arkadaşlar bize. Yukarıdaki kelimeleri kullanarak cümleleri tamamlayın. Complete the sentence. Change the forms of the verbs. Fiillerin and ve isimlerin when necessary. Gerektiğinde formlarını değiştirin diyor. İyi tamam bakalım. Canada located in North America. Evet Kanada Kuzey Amerika'da bulunmaktadır diye söyleyebiliriz. It is very hot in this room. Oda çok sıcak derken böyle diyorsak. Oda çok sıcak. Let's turn on the... Hadi neyi açarız hava çok sıcaksa? Air conditioner. Değil mi arkadaşlar? Evet. I don't understand how to use this computer. Bu bilgisayarı nasıl kullanacağımı anlamıyorum. Anlayamıyorum yani. Bilmiyorum. I am, o zaman no, kafam karışmış olur. I am confused. Değil mi? I am confused. Kafam karıştı anlamda. I confused, sorry dersiniz mesela. Can you explain that again? Bu şunu tekrar eder misiniz? My aunt is very, teyzem, halam, yengem anlamında var. Very, she can speak six language. Oo, altı dil konuşabiliyormuş. O zaman benim teyzem ve yengem, halam neyse o zaman ne olur arkadaşlar? Özel olur değil mi? Special. Evet. What can you find when you into the ground? Yerde ne bulabilirsin? When you ne yaptığın zaman? Dig. Kazdığın zaman ne bulabilirsin değil mi? There is a large, büyük geniş, hot, dry, büyük geniş, sıcak, kuru. O sırada ne var arkadaşlar? Desert var değil mi? Devenin D'si. Desert var. Desert değil. Desert. Desert. Evet. Birds live in trees. Evet, kuşlar ağaçlarda yaşar.